Biz ev içi çalışanları tabii ki tamamen güvencesiz çalışıyoruz. Ben gündelikçi çalışan biriyim. Evet. 7 senedir bu sıkıntıları yaşıyorum. Temizlik işini evet seviyorum ama iş olarak yapınca çok zor oluyor. Sürekli bir mobbing, aynı zamanda işte çalıştığımız yerde zorunlu yapmamız gereken işlerimiz oluyor. Tabii ki en başta şu var, saat sorunumuz var. Yani şu işi, şu işi, şu işi yapmak zorundasın diyorlar ve yapıyoruz. Mecburuz çünkü. Onun dışında yani çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Güvence altına alınmak istiyoruz. Bu işi hayatta kalabilmek için yapıyoruz. Ben ilkokul mezunuyum. Çok isterdim okumak ama okuyamadım. Şartlarımız buna el vermedi. Biliyorsunuz ki göçmenler çok fazla ev işinde çalışıyorlar. Bu yüzden Türkler çok fazla tercih edilmiyor. Onlar işte sigortasız çalışabiliyorlar. Yeri geldi soğukta, ayazda çocuğumu kucağıma sarıp sarmalayarak beraber işe gittiğim oldu. Çocuğumla beraber çocuğumu ana sınıfına yazdırmak için büyük o zaman da bile para talep edildiğinde okulda onu veremeyeceğimi söylediğim zaman bana kız çocuğu olduğu halde bana dedikleri şuydu. İsterseniz okutmayın dendiğini biliyorum. Yaşadığım en büyük dram acı buydu benim. Tekvandocu, milli sporcu aynı zamanda Wushu'da. Maşallah, maşallah. Evet. Sigorta olayında 2 gün tam gün gittiğim evde devletin çalışan temizlik yapan bayanlara sunmuş olduğu sigorta olayını yapın dendiği zaman bir zamanlar çıkmıştı ya başkanım. O Evet. anda beni yarım gün işe çağırmaya kalkan aileler oldu. Tam gün giderken bile. Onunla bile hakkımız yendi. Fakat bir dile getiremedik çünkü bir şey diyemedik. Mecburuz o işe gitmeye. Evimizi o şekilde geçindiriyoruz. Çok kötü yerleri de temizlediklerimizi biliyoruz. Bile bile kasıtlı yapılan işleri de temizlediğimizi biliyoruz. İnsanlarda bazen merhamet duyguları olmuyor. Belki bir bayanın bir haftada temizleyeceği evini bir haftadan fazla da temizleyip çıkaracağı bir evi biz bayanlar sabah 9'da gidip de akşam 9 ya da 9.30'lara kadar o iş bitmeden çıkmadığımızı biliyoruz. Evimin kirasını da ödeyemiyorum, elektriğini de ödeyemiyorum. Ne hiçbir şekilde ne aile desteğim var, ne çevre desteğim var. Tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Endişe ve korkuyla günü geçirmekteyim. Başka bir şey yok. Evet. Ben de 4 yıl önce başladım bu işe. Ya eşim çalışıyordu. Ona destek olmak için başlamıştım. Daha sonra bir hamilelik süreci geçirdim. Çocuğumu dünyaya getirdim ve sonra eşim işsiz kalınca 6 aylık bir süreçte tekrardan geri dönmek zorunda kaldım. Şimdi eşim de asgari ücretle devam ediyor. O şekilde çalışıyor. Yani yetiremiyoruz. Ben de ona destek olabilmek için böyle gündelik işlere devam ediyorum. Gündemde olduğu gibi pandemi nedeniyle işler olduğu gibi herkesin ekonomik maddi durumu düşüşe geçti. Böyle olunca da bizlerin işleri de düştü. Hani önceleri çalıştığımızda gittiğimiz tam günlük yevmiyeyle bir haftalık market alışverişimizi yapabiliyorduk. Bir şekilde idare edebiliyorduk. Artık günlük gittiğimiz parayla maalesef bir günlük anca ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hani çalıştığımız iş riskli. Yani düşsek Allah korusun bir sigortamız yok. Herhangi bir yere başvurma ihtimalimiz yok. Hani iş kazası diye. Eşim asgari ücretle çalıştığı için yetmiyor. Evet. Eşime yardımcı olmak için gündeliğe gitmeye başladım. Bu pandemi dolayısıyla evlerine çoğu insanlar almak istemiyorlar. Şartlar zorlaştı. Bu işte yeniyim ben. 3 yıldır bu işin içerisindeyim. Onun öncesinde zaten 14-15 yaşından beri dışarıda işlerde çalışıyordum. Ebelik bölümünün son sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Bir sürü kadın arkadaşımız, sigortası, emniyetimiz, bakımımız, sağlıklarımız. Onun haricinde mesela ben temizlik işinde egzama yaşadım. Egzama ile alakalı sıkıntılarım oldu. Onun haricinde bakım olarak mesela sigortalı bir işe girdim. Aynı zamanda sigortamın yapılmasını sağladım. Ama istedikleri şey az paraya çok iş istediler her zaman. Tek başıma gittiğim zaman çok parayı kazanabiliyorsunuz. Ama sigortalı bir işte şirket altında yaşadığınız zaman hem tam sigorta yapmıyorlar, iş kazası olduğu zaman hiçbir mesuliyet kabul etmiyorlar.
dikkat etmeniz gerekiyor diye bizi suçluyorlar. Pandemi beni de vurdu. Kirada kalıyorum, öğrenciyim, 7 kardeşim ve ciddi manada sıkıntılar çektim. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Üniversite mezunuyum. 8 yıl falan ev temizliği yaptım. Bazen bir günde 2 tane ev temizliğini gecenin 12'sine kadar yaptığımı bilirim. Arkadaşlarımızın dediği gibi iş bitme, azıcık iş var derlerdi. Azıcık para verirlerdi. Örneğin ben o zamanlar daha yeniydim. Herkes 100 liraya giderken söz gelimi söylüyorum. Ben 50'ye gidiyordum sırf hani en azından bir harçlığımız çıksın diye. Çünkü günlük kazanıp günlük yiyoruz. 2 tane çocuğum okuyor. Sonra araya merdiven temizliği de girdi. Merdiveni de temizlemeye başladım. Eşim engelli olduğu için o da tam çalışamıyordu. Sezonluk çalışıyordu burada. Eşimle beraber gidiyordum. Eşim bazen işten geliyordu, yardım ediyordu. İki oğlumu da ne anneme ne başka birine, hiç kimseye bırakamadım. Hep yanımda, soğuklarda o merdiven, hele kışın merdiven temizliğini yanımda götürdüm. Yazın sıcakta yanımda götürdüm. Ev temizliklerinde. Hiçbir zaman ben ev temizliğinde, merdiven temizliğinde hak ettiğim parayı alamadım. Hiçbir zaman yani bana para vermeyin ama yani şunu düzgün yapmadı demesinler diye hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Sonra boyun fıtığım oldu. Dördüncü derece ameliyat. Bel fıtığım oldu. Geçen yıl 3. kattan merdiven silerken, camını silerken aşağıya düştüm. Hiçbir sağlık güvencem yok ve diz kapaklarım gitti. Kendi mesleğimi yapmayı çok isterdim. Kendi mesleğimi yapamıyorum. Hani temizlikten önce de burada bahçe işleri oluyor. Onlara gittim. Hani zamana çok çalıştım. Burada kamyonlara 25 kiloluk sandıkları bile aldım attım. Onları yaptım. Limonda çalıştım. Burada tarlada çalıştım. Hani üniversite mezunuyum, çalışmayayım demedim. Ama hep gördüğümüz şey hep aşağılandık. Sürekli aşağılama. Hani bir merdiven temizlikçisi. Oysa ben okumuş, kültürlü insanım. İnsanlar o kadar nazik davranıyorsun. O kadar kibar davranıyorsun. Sırf işimi kaybetmeyeyim diye tamam efendim diyorsun. Ama hep seni aşağılıyorlar. 2 kız çocuğum var ve evim kira. Kira geçimimi sağlamak için de bu işe gitmek zorundayım. Hani bu hastalıklar yüzünden ne kadar olursa olsun hani gittiğimiz evlerden de tedirgin karşılanıyoruz. Acaba taşıyıcılar mı diye. Ve biz de gideceğimiz yerde ne gibi şeyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için tedirgin olarak gidiyoruz. 65 yaş üstü hani bayanların evine temizliğe gidiyoruz. Onlar hasta veya biz hasta mıyız diye tedirginlik yaşıyoruz. Evet. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu hastalıktan dolayı da işlerimiz durdu şu anda. Hani kira ödeyemiyoruz. Elektriğim, suyumuz kalıyor çoğu zaman. Hani günlük gittiğim iş varken, her zaman giderken şimdi saatlik bile gidemiyorum, geri geliyor. Evet. Ya iki kızımla beraber ayakta durmaya çalışıyoruz başkanım. Ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. Eşimden ayrılalı 21 yıl oldu. 3 çocuk gelin ettim ama bir oğlum var. Askerden geldi 5 aydan beri. İş yok, çalışamıyor. Bulamadık yani. Ben de günlük işe gidiyorum. Bugün mesela gittim, ben bana 230 lira elektrik faturası gelmiş. Evde yaşayan 2 kişiyiz. O da yok. Yani anlam veremedim. Yani bilmiyorum ne yapacağımızı şaşırdık kaldık yani. Güvencem yok. Babamdan aldığım sadece 850 lira bir para. Babam bağ kurulu, isteğe bağlı, kardeşimiz paylaşıyoruz. O da yetmiyor. Ona da kredi kullanmak zorunda kaldım. Çalışmak zorundayım. Yani 180 liraya günlük iş bulursam gidiyorum. Bulamazsam gidemiyorum. 3 aydır yani hiçbir şey yok. Çalışamıyorum yani. Ne yapacağımızı şaşırdık. Pandemiden dolayı böyleyim yani. Oğluma da iş yok, ben de öyle. Astım hastası oldum bu iş yüzüne. Yarın bir gün benim ne olacağım bellisiz. 2 sene daha da çalıştım. Daha sonra ne yapacağım yani? Ev yok, bark yok. Kira 600-700 lira kira ödüyorum. Aylık 1500 lira giderim var. Ben 1500 lira kazanamıyorum ki bir başkanım. Hiç yemesen içmesen 1500 lira gidiyor. Yani elektrik, su, kiram. Oğlum işte çalışıyordu belediyede. Belediyeden çıkarttılar oğlumu, şu anda işsiz.
tane torunum var. Torunlarıma bakıyorum ben de. Ama kirayı yatıramıyorum. Elektrik suyu yatıramıyorum. Arkadaşlar destek oluyor benim de. Evet. Apartman oturduğum apartmanın merdivenini ben yıkıyorum. Oradan 5-10 kuruş alıyorum. Yani hayat şartları çok kötü. Yani tabii ki güzel bir işimin olmasını, sigortalı bir işimin olmasını isterim tabii ki. Şu an hiçbir sağlık güvencemiz yok. Temizliğe gidiyoruz. Çok zor tabii ki bu yaşta temizliğe gitmek. Gitmek zorundayım, çalışmak zorundayım ailem için. Öyle. Benim de eşim memur ama yetmiyor. Doğalgaz, elektrik, su... faturaları çok yüksek geliyor. Bizim bu ay doğal gaz faturamız 550 TL geldi. Ondan sonra iki tane erkek çocuğum var. Onlar üniversitede de okuyordular. Bitirdiler. Şu anda boştalar. Başkanım ben de emekli dul yetim maaşıyla geçinen biriydim. Bu son 5 yıla kadar geçiniyordum yine de. Yani kendi yağımızla kavruluyorduk. Ama artık geçinemiyoruz. Hayat şartları o kadar zorlaştı ki. Ek iş yapmaya başladım. Ben de gidip bir yaşlıya bakıyorum şu an. En azından diyorum faturalarım çıksın. İşte yani aldığım para ancak faturalarım çıkarıyor. Maaşla da geçinmeye çalışıyoruz. Görmezden gelinmekten artık bıkmıştım. Ve bir şekilde bir şeylere ulaşmak istiyordum ve bu benim için bugün oluşan bir mucizedir. Çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ben hangi kapıya gittiysem görmezden gelindim. Belirli yerlere başvurdum ama maalesef üniversiteli olduğum halde iş bulamıyorum başkanım ben. İnsanlar artık neye önem verdiklerini ben CV'yi sunduğumda bile anlamıyorum yani neye önem verdiklerini. Bilgiye mi önem veriyorsunuz, tecrübeye mi önem veriyorsunuz? Böyle bir şey yok. Ve benim gelecek kaygım var. Yarın çocuklarımı nereye bırakacağımı bilmiyorum. Ben merdiven temizlemeye gidiyorum. Üniversite mezunuyum. Ama hiçbir şekilde kendimi ifade edip, yani kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ama kale alındığımı düşünmüyorum. Devlet desteğimiz yok. İnsanlar hani yoksulluğun olmadığını söylüyorlar ama ben yoksulluğun böyle... yüksek seviyesini yaşıyorum başkanım. Evet. Yani bunu bana yoksulluk yok diyenlerin kanıtlaması gerekiyor. Benim bir sağlık güvencem yok. Benim bir işe girebilme imkanım yok. Başvurduğum yerlerden hep geri çevriliyoruz. Bir sigorta olayımız yok. Başımıza bir şey gelse hiçbir şekilde ve verdikleri 75 lirayla arkasından beğenmedik diye insanlar yorum yapıyorlar. Daha az paraya gelsin, daha az parayla çalışsın diye. Bunlar var. Eve geldiğinde çocukların senden ayakkabı bekliyorlar. Kıyafet bekliyorlar. Ders kitabı, test kitabı bekliyorlar. Evet. Yani kaynayacak bir çorba bekliyorlar. Bunların olması için tek başına ben eşimden ayrıyım. Hayatın gerçeğini eğer bir siyasetçi öğrenmek istiyorsa aslında öncelikle sizi dinlemesi lazım. Çünkü hayatın gerçeğini yaşayanlar sizlersiniz. Elbette bizler saraylarda oturmuyoruz. Elbette bu toplumda çok sayıda yoksul insanın olduğunu biliyoruz. Bir annenin en büyük dramı çocuğunu yatağa aç yatırmasıdır. Bunu da biliyoruz. Çok sık ifade ederim. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Her anne çocuğun karnını doyursun ve her anne çocuğuyla beraber huzur içinde evinde yaşayabilsin. Ama evlerde dram var biliyorum, acılar var biliyorum, yoksulluk var biliyorum. Ama bunları aşmak hepimizin elinde olan bir şey. Bunları aşabiliriz aslında. Türkiye zengin bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Hepinizin sorunu aynı, 3 aşağı 5 yukarı. Hepiniz Türkiye coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşıyorsunuz. Ve dolayısıyla bazılarınızın 2 çocuğu var, bazılarının 1 çocuğu var, üniversiteden mezun ve onlar da işsiz. Yani dramı sadece siz değil, aslında dramı bütün aile yaşıyor bir anlamda. Sizler güç birliği yapabilirseniz, bakın sayınız Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişi. 1 milyon kişi bir yere odaklanabilirse bu sorunların büyük bir kısmı aşılabilir. Hatta çözülebilir. Niye çözülmesin? Neden üniversite mezunları iş bulamasın? Çocuğunuz var üniversite mezunu işsiz ama sizler de 2 veya 3 arkadaşım, onlar da üniversiteyi bitirmişler ama merdiven temizliyorlar şimdi. Neden?
bir sorumluluk üstlenmişler. Çocukları var ve çocuklarını hayatı sürdürmek istiyorlar. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Hatta bir annemiz şunu söyledi. Beni en çok duygulandıran konulardan birisi o. Anaokuluna yazdırmak istedim çocuğumu. Ama çocuğun isterse okumasın diye bir cevap aldığında, tabii parayı vereceksin. Para yok. O zaman çocuğunu istersen okutma. Bu çok ağır bir söz aslında. 21. yüzyılın Türkiye'sinde çok ağır bir söz. Ben size bir söz veriyorum. Sizin sorunlarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz. Ben de dile getireceğim. Arkadaşlarım da dile getirecekler. Şunu defalarca ifade ettim. Belki hiç duymamışsınız ama ben bu ülkede garibanların, bu ülkede kendisini kimsesiz hissedenlerin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin paşaların sözcüleri var zaten. Beylerin paşaların bir sorunu da yok zaten. Sarayda oturanların da bir sorunu yok zaten. Çocuklarınız işsiz, siz iş bulamıyorsunuz ama milletvekili emekli aylığı, efendim bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyeliği, 5 yerden en az 10 bin lira aylık alıyorlar. 5 yerden. Bir yerden değil, 5 yerden alıyorlar. Yine de doymuyorlar. Bunlara son vermemiz lazım artık. Bunları bitirmemiz lazım artık. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım artık. Diyorsunuz çalışıyorum. Aynı zamanda mobbinge uğruyorum. Aynı zamanda sıkıntılar yaşıyorum. Az para veriyorlar, çok iş yaptırıyorlar. Gecenin 12'sinde eve gidiyorum diyen kadın kardeşimiz oldu. Ne olacak tabii, bu durum böyle devam edecek mi? Böyle devam etmemeli. Bu düzeni değiştirmek zorundayız. İnsanca bir düzen kurmak zorundayız. Herkesin çalıştığı, herkesin sigortalı olduğu, efendim hastalandığı zaman hastaneye gittiği, hastanede tedavi gördüğü, çocukların okula gittiği, çocuklarının defter, kalem, kitap bunları istiyorlar diyor bir annemiz. Çocuk bunları isteyecek tabii okula giderken. Ne isteyecek çocuk? Defter isteyecek, kalem isteyecek, efendim bilgisayar isteyecek. Siz şimdi diyorsunuz ki elektrik parasını, doğalgaz parasını, efendim su parasını ödemekte zorluk çekiyoruz. Hele markete gitmek, bir anne ifade etti. 75 liraya alıyorum, markete gidiyorum 110 lira. Peki nasıl olacak bu iş? Bunun formülü nasıl olacak? Sağır kulakların duyması lazım. Benim görevim de o sağır kulaklara sizin feryadınızı aktarmak. Evinize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz Ankara'dan. Ayrıca muhabbetlerimi gönderiyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Anneleriniz, babalarınız varsa onlara da selamlarımı, saygılarımı lütfen iletin. Yüreğimiz insan sevgisiyle dolu olsun. Zaten bir annenin farklı bir şey düşünmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla sizlere Ankara'dan ben ve arkadaşlarım selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Umarım dünya çok küçük, Türkiye de çok küçük. Bir gün bir yerde umarım karşılaşırız. Hepinize tekrar Ankara'dan sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çocukların da tabii gözlerinden öpüyorum. Hepsine selamlar, saygılar efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.